Merhaba arkadaşlar, benden çapur kombini isteyen bir arkadaş vardı. İsmail arkadaş istemişti. Ona uygun bir tane çapur kombin çıkartmaya çalıştım. Uygun fiyatlı bir kombin, 1500 liraya kadar bir kombin istemişti sanırım. Onunla uygun bel qualifier bir tane kask var. Venom'un Texas deri görünüşlü bir tane ceketi var. İki tane alternatif sunduğum Vexto'nun eldivenleri var. Bir tanesi Skoyko, pardon, Vexto ve Skoyko. Ve tabii ki bir tane dizlik öneriyorum. Bunların hepsi yaklaşık 1500 lira civarında bir kombin oluşturuyor. Şimdi tanıtımına geçelim. Bel Qualifier biliyorsunuz zaten. Bel Qualifier'ın polikarbon bir dış yüzeyi var. Full face kask istemişti çapur kombiniyle beraber. O yüzden de bunu sunuyorum. Geniş bir bakış açısı var. Bel Qualifier'ın ön tarafında bir burun pedi yok. Alt tarafında bir çene pedi yok. Fakat Double D bir bağlantısı var. İçindeki pedler çıkartıp yıkanabiliyor. Double D bağlantı. Biliyorsunuz en güvenli bağlantı çeşidi. İç hava kanalları gerçekten iyi yapılmış. Zaten bu gerçekten tutulan bir kask. Kademeli olarak indirilebilen ön camı var. Üst tarafında havalandırmaları görüyorsunuz. Bununla elle idare edilebilir hava kanalları. Arka tarafında çıkış kanallarını görüyorsunuz zaten. İki tane çıkış kanalı var. Ve bu yaklaşık 1417 gram diye yazılmış buraya. Ece 2205 sertifikasına sahip. Polikarbon dediğimi hatırlıyorsunuz zaten. Ön tarafında bir tane havalandırma kanalı var. Bu havalandırma kanalı ön taraftan aldığı havayı camınız buharlanmaması için şuradaki ön çıkış hava kanallarından, yani camın içindeki hava kanallarından dışarı atıyor ve camınızın buğulanmasını engelliyor. Bakış açısı gerçekten önemli. Özellikle kapalı kasklarda çok önemli. Çünkü hani bakış açınız ne kadar geniş olursa o kadar geniş bir çevreyi süzersiniz ve kaza ihtimalini azaltırsınız. Ve aynı zamanda tabii büyük bir alanı görmek, gerçekten kontrol etmek gerçekten çok önemli. Dediğim gibi Bel Qualifier bu kasklar içinde hani birinci önerim. Bir yüksek fiyatlı Bel Rock kaskı da göstereceğim. Venom Texas Mont'a geçelim. Venom Texas Mont'u biliyorsunuz. Daha önceden tanıtmıştım aslında kanalımızda. Kanalımızı takip edenler bu tanıtımı zaten biliyorlardır. Şöyle tanıtayım. Şu önünü de kapatayım ilk önce. Şöyle kapatayım. Görünüşünü hani göstereyim. Kaskı da giyeceğim. Onu da hatırlatayım. Şöyle bir yapısı var. Şurada yani mikrofona değdi galiba. İnşallah ses düzgün çekmiştir. Biraz çıtır pıtır olmuştur. Şöyle önünü biraz açık kullanayım. Ön tarafında bunun tabii ki bunlar hani bu polyester bir yapıya sahip. Hani yaralanmanızı engelleyecek şekilde dirsek ve omuz korumaları var. Bir sırt korumasına sahip yumuşak bir soft bir arka korumaya sahip, sırtlığa sahip. Çıt çıtları var. Bu hem bileklerinde, hem bel altında, hem de şurada aynı zamanda elinizi açtığınız zaman, yani fermuar açtığınız zaman kolaylıkla eldivenizi çıkartabilmeniz için ve hani kapattığınız zaman da tam oturabilecek şekilde yapılmış bir bağlantıya sahip bir fermuar ve çıt çıta sahip. Arka tarafını tekrar göstereyim. Yan tarafında iki tane cep var. Bunlar fermuarlı cepler. Ondan sonra iç tarafına bir bakalım. Bu hani kışlık bir ceket. Bunun hani bir görünüşte, yani bir tane daha buna bir tane daha alternatif sunacağım. O alternatif de yazlık olan, hani bir tane deri görünümlü yazlık olan bir ceket. İç tarafında fermuar var ve iç tarafındaki astarı görüyorsunuz zaten. Buradan çıkabiliyor. Şöyle cırt cırtla açılıp kapanıyor. İç tarafındaki, yani arka tarafındaki korumayı değiştirmek isterseniz, sırtlığını değiştirmek isterseniz buradan level 1, level 2 bir şey alabilirsiniz. Skoyko'nun, Revit'in sırtlıkları var. Onlardan alabilirsiniz kendinize. Bu ceket Venom Texas, bu yaklaşık 718 lira. Bel Qualifier kask 718 lira. Şurada görünüyor değil mi? Evet. 718 lira civarında, 700 lira, 718, 730 o civarda olması lazım. Tam olarak bakmadım fiyatına ama zaten hani açıklama kısmında hepsini yazıyorum. Bu 530 lira civarında bir ceket ve bununla beraber tanıtacağım Vexto eldivenler çapıra uygun mu? Evet, ama yarım almak isteyenler, yarım eldiven almak isteyen olan arkadaşlar oluyor. Onlar için farklı linkler paylaşabilirim altında. Vexto'nun bu eldivenleri 200 lira değerinde.
Her tarafı hani deri görünüşlü körük mekanizması var. Bileklerinde şu bilek yerine gelen yerde koruması var. Bu baş parmağında korumaları var. Şu eklem yerlerinin hepsinde koruma var, yumruk koruması var. Aynı zamanda cırtçıkla kapanıyor ve kapandığı zaman bileğinizde de şöyle lastik bir yapısı var. O yüzden de bileğinizi tam sarıyor. Bunlar 200 lira değerinde. İyi görünüşlü, güzel ve aynı zamanda telefon hassasiyeti olan parmak uçları var. İç tarafı da her tarafı da deri olduğu için size iyi koruyacaktır. Ama hani yarım eldiven almak hani tabii ki sakat bir olay. Fakat yarım eldiven seçmek isteyen arkadaşlar için farklı farklı örnekler var. Onlar için mağazamıza gelebilirsiniz veya ben size linklerde açıklama kısmında tamamen paylaşabilirim onları. Bir de şurada Skoykon'um var. Skoykon'un bu eldivenleri de hoşuma gitti. Yani çapıra uygun olabilecek gibi düşündüm. Tabii bu da hani hem süet, iç tarafı süet, üstü deri alaşımlı bir eldiven. Bu da 200 lira civarında bir eldiven. Bilek korumaları var, baş parmak koruması var. Fakat bunun telefon hassasiyeti yok. Bilek yerlerinde şöyle cırt cırtı var. Cırt cırtla beraber kapanıyor. Bu diğerine göre daha kısa çünkü bilekliği yok. Ve yumruk yerlerinde korumaları var, eklem yerlerinde korumaları var ve körük mekanizmasına sahip. Bu da gerçekten iyi eldivenlerden bir tanesi. Dediğim gibi bu da 200 lira civarında bir eldiven. Şunu da bırakalım. Yaklaşık da toplam 1500 lira civarına geliyor. Tam fiyatları zaten aşağıda paylaşacağım. Tabii ki bir tane dizlik paylaşıyorum. Bu hani dizlik olmazsa olmazlardan bir tanesi ve mahsallı bir dizlik paylaşıyorum. Pro Heal'in bir dizliği bu. İsterseniz siz bunun daha farklı Armoden'in var. Bir üst seviye olarak Zandona'nın bir mahsallı dizliği var veya yumuşak mahsallı dizlikler var. Onları pantolonun içine giyerek de kullanabilirsiniz. Bu Pro Heal'in korumaları, diz korumaları mahsallı olduğu için hani siz bacağınızı büktüğünüzde sizin bacağınıza göre şekil alıyor. Cırt cırtla açılıp kapanıyor. Ve 75 lira değerinde gerçekten hani ucuz, uygun fiyatlı bir kombin oldu bu. Ha bir de şu kaskı giyip kafamda da göstereyim tabii ki. Bunun sebeden inşallah olur kafama pek olacağını zannetmiyorum ama. Biraz zor oldu aslında kafama. Benim çünkü kafa bedenim M. Onu da hani kafa bedenlerimizi nasıl öğreneceğiz derseniz bu kaskın linkine bastığınızda orada beden tablosu diye bir şey göreceksiniz. O beden tablosunu yani kendi kafanızı kaşınızın bir santim üstünden kafanızı tam ölçerek bedeninizi karşılığında gelen size yani ölçüyü görebilirsiniz. Kolaylıkla kendinize uygun kask alabilirsiniz. Ama eğer ilk kaskınızsa mağazaya gelip almanız çok daha akıllıca olacaktır. Bununla alakalı bir tane daha kask önerisinde bulunuyorum. Tabii bu ne kadar diye sorarsanız bu 430 dolar yani yaklaşık 1500 lira, 1600 lira civarında falan bir şey olması lazım. Tam fiyatını zaten yazıyorum. Şu anda hani gördüğümden şey yapamıyorum, çıkartamıyorum fiyatını. Bu kasklar hani chopperlar için, naked motorlar için gerçekten ideal yani hoş görünüyor en azından. İsterseniz hani kapalı kask yerine bundan da tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu termoplastik, polikarbon alaşımlı bir şey. Bundan tercih etmek istemeyenler, tam kapalı tercih etmek isteyenler bel qualifier alabilirler. Şöyle şurasından basarak açılıyor. Kafanızda zaten hani şöyle giydiğiniz zaman çene bağlantısını bu taraftan kapatıyorsunuz. Bu kasklar tam ölçüde almamız önemli. Ben şimdi hani ilk öneriyi gösterdim size. Bu benim kafama biraz küçük geldi. Bu kasktan da alabilirler. Özellikle chopper kullanıcıları bu tarz kaskları seviyor veya tamamen yarım kasklardan tercih ediyor. Ona göre yani keyfinize göre alışverişlerinizde
tarih tamamen sizin. Ben sadece örnekleri veriyorum. Yaz geliyor zaten, hani bahar geliyor zaten. Ben hani yazlık model bir tane mont almak istiyorum diyenler için Venom'un bu nedir? Kompas ceketini sunabilirim. Ön tarafı tamamen file dokuyla yapılmış. File dokusu sizin nefes almanızı sağlayacaktır. Vücudunuzun nefes almasını sağlayacaktır. Bilekleri çıt çıtlı ve fermuarlı. Tabii ki dirsek, omuz korumaları var. Yumuşak bir tane de sırt koruması var. Belinden çıt çıtla kapanıyor. İç tarafında bir tane astarı var. İsterseniz hani çok sıcak günlerde bu astarı da çıkartıp kullanabilirsiniz. Üst tarafında şöyle şuralarında cepleri var. Bu ceplerde zaten hani bu tamamen su geçirir yazlık, hani onu unutmayın da. Yan tarafında cepleri var. Şuralarında cepleri var ve iç tarafında cepleri var. Arkasındaki korumayı üst tarafından çıkartabilirsiniz ve farklı bir koruma kendinize alabilirsiniz. Biz motosiklet fuarında 22-25 Şubat arasında motosiklet fuarında 11. Salon A10 numaralı standdayız. Ben de orada olacağım. Hepinize iyi sürüşler.